Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu tişörtü bilmiyorum da çok aşırı sevdim, beğendim. Fenerium'da stokları vardı. Yoksa zaten oraya başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Mailinize stok olduğu zaman yazılıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani bambaşka bir havaya bürüyor insanı. Bunu belirteyim. Şimdi arkadaşlar Süper Lig'de İstanbulspor Fenerbahçe maçı. İlk olarak bir açıklama yapıldı. Fenerbahçemizin İstanbulspor ile oynayacağı maç 4.491 kişi kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyuruldu. Oh çok güzel. Bir Suudi Arabistan'da, bir Suriye'de sürekli Fenerbahçe maçları yurt dışında dedi millet. Sonrasında İstanbulspor Başkanı Sayın Ecmel Faik Saralioğlu TFF'ye Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanmasını istediğimizi ilettik diye bir açıklamada bulundum. Ardından hani İstanbulspor'un malum camiayla oynadığı maç da zaten Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Hani burada bir aykırılık, bir edepsizlik, bir pislik şu bu yok ya da bir ayrıcalık isteme yok. TFF İstanbulspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı. 7 Ocak Pazar günü saat 16'da başlayacak maç. Şimdi maç saat 16'da. Yanlış duymadınız. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de çok ciddi bir sinir harbi oldu. Çünkü TFF'nin 9 Eylül'de açıkladığı 16. hafta maç fikstürü ile bugün açıklanan maç fikstürü. Normal şartlarda hani 16. haftanın maç fikstürü bu şekildeydi arkadaşlar. Hani Fenerbahçe maçı pazar günü, Galatasaray maçı cumartesi günü saat 19'daydı. Dikkatlice bakın. Bu normali. Ancak federasyon yine bir Galatasaray oyunu sergileyerek, bir katakulliye getirerek maçların saatlerini değiştirdi arkadaşlar. Ya biraz da görsel bozuk, gözünüz bozulmasın diye. Kısacası Galatasaray maçı Perşembe günü saat 17'de, Trabzonspor maçı saat 20'de, Trabzon-Samsun maçı, Fenerbahçe-Konya maçı saat 20'de, Çarşamba günü, 10 Ocak Çarşamba günü. Şimdi buna açıkçası 12 numara çok takılmış. Hani 16. hafta fikstürü şöyle böyle diye. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Çok takılıp takılmama değil. Ben şimdi şu desem alıyorlar, bir duruyorlar, büküyorlar, diyorlar ki Kadıköy Sokak çok dürüst bir sayfa. Bak o bile dedi ki böyle böyle, sizin konuşmaya hakkınız yok. İşlerine ne gelirse, işlerine kimin işi gelirse, yani dünyanın en ateisti Allah'ı anlasın, bunlar gidip oradan örnek alıp konuşabiliyorlar. Karşımızda böyle bir yapı var. Yani açıklanan fikstürde saat 19'da. Şimdi saat 17'ye alınmış maç. Trabzonspor 16'da oynayacaktı normalde. Trabzonspor maçı 20'ye alınmış. Niye kardeşim, Trabzon'da hava soğumuyor mu? Ya Samsun Trabzonspor'un canı can değil mi? Cansız mı ikisi de? İkisi ölsün gebersin mi? O gün sakatlar üstüne sakatlar mı versinler? Ya ben anlamıyorum. Türkiye Kupası fikstürü de açıklanmış. 5. tur maçlarına dair. O da şu şekilde. Bakın arkadaşlar, 10 Ocak Çarşamba Fenerbahçe'nin maçı var. 17 Ocak Çarşamba tekrar Fenerbahçe'nin maçı var. Gördüğünüz üzere Fenerbahçe ile Adana Spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı saat 17 Ocak Çarşamba günü saat 21'de. Hocam bunda bir absürtlük var mı? Yok, Galatasaray maçı da 21'de. Bir gün önceki Beşiktaş maçı da 21'de. Buna absürtlük demem. Ya ben buna tuhaflık demem. Ben şunu diyecektim bak. 5 Ocak günü Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat 20'de. 5 Ocak Cuma günü. Cumartesi günü Galatasaray maçı yok. İşte işin tuhaf tarafı burası. Erken de oynamıyorlar. Pazar günü Fenerbahçe'nin maçı 16'da. Galatasaray maçı 19'da. Nispeten her iki takımın da kazanmasının muhtemel gözüktüğü iki maç. Yani Fenerbahçe İstanbul, Galatasaray Konya. Yedisinde bu iki takım maça çıkıyor. Pazar günü. Pazartesi maç yok. Salı günü Beşiktaş Rize deplasmanında. Çarşamba günü Fenerbahçe Konya ile oynarken Galatasaray Perşembe günü oynuyor. İşte burada adaletsizlik işin içine giriyor. Fenerbahçe niye bir gün erken oynuyor? Hocam çünkü Galatasaray deplasmanda. Fenerbahçe de İstanbul deplasmanında. Hocam olsun, o İstanbul içi sayılıyor. Oğlum İstanbul içini siz bilmiyorsunuz herhalde. Hayatınız herhalde İstanbul içinde trafiğe çıkmadınız. Neyse. 11'inde Galatasaray, onun da Fenerbahçe maç yapıyor. Akabinde
14'ünde Fenerbahçe, 15'inde Galatasaray maç yapıyor. Diyeceksiniz ki mantıksız mı? Bana göre mantıklı. Bana göre bir şey yok. Çünkü 17'sinde Fenerbahçe, 18'inde Galatasaray yapıyor. Yani fikstürü de bu şekilde ayarlamak zorundalar. Aynı güne verecek halleri yok. Yayıncı şeyi diye. Sonrasında zaten Trabzon Galatasaray maçının olduğu hafta var. Onun fikstürü daha belirlenmemiş. Artık neye göre belirleyecekler bilmiyorum. Uzun lafın kısası, ben çok takılmadım. Ama dediğim gibi bunlara A desen, B desen bunu alıyorlar, dürüyorlar, büküyorlar, işlerine gelen cümle şeklinde kullanıyorlar. Ondan sonra da algı yapıyorlar. Halil Umut Meler'e saldırı nedeniyle ertelenmişti maçlar, hatırlayın. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bir sonraki hakem saldırısı ne zaman olacak? Hocam öyle bir şey olmaz. Ağzından yel alsın. Olacak. Kesinlikle olacak. Hakemler artık Halil Umut Meler'in olayından sonra kendilerini ilahlaştırmaya başladılar. Federasyon siz ilahsınız demeye başladı. Bu işin ucu iyi bir yere gitmiyor. Yani bu işin ucu iyi bir yere gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Onu özellikle söyleyeyim abi. Yani hakemlere bakıyorsun. Garip garip hareketler, garip garip söylemler, garip garip maç yönetmeler. Ya bir Fenerbahçe Galatasaray maçı ligin hani bir Fenerbahçe Galatasaray maçı ligin en az topun oyunda kaldığı maç olmuş. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Bunlara kim bu cesareti veriyor? Bunlara kim bu cesareti veriyor? Ben onu merak ediyorum. Kim bunlara bu cesareti veriyor? İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya farklı taktik diye başlayalım. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal malum yapı nereden çıktı? Malum takımla yapacağımız Cuma günü yapacağımız maç öncesinde bazı taktiksel denemelere girişmeye başladı ve bazı taktiksel düşüncelerin içine girmeye başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Pazar günkü maç şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Umurumda değil. Maçta ne oldu, ne olmadı. Ben bu kadar basiretsiz bir hakem ömrümde ilk defa gördüm. Yerden kalkmayan takımı bu kadar ömrümde ilk defa gördüm. Yani Şenol Güneş'in kafasına peluş düştü. Öldü, geberdi, etti. Icardi'nin yüzünde hiçbir şey yok. Maç bitiminde hiçbir şey yok. Maçın bitiminde sonra gözünün altında morluk çıktı artık. Kerem mi dövdü? Kerem'i bu mu dövdü? Vanda'ya yan baktın, şöyle yaptın, böyle yaptın diye. Sonra çekimlere gidiyor, bilmem neye gidiyor. Gözünün altında morluk tekrardan yok oluyor. Ya hayatım, ben böyle bir şey gerçekten görmedim ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Neyse, İsmail Kartal Süper Kupa müsabakasına farklı bir taktikte çıkma düşüncesinde. Ligde 0-0 kalındı. Daha fazla hücum diyor. Kupa tek maç üzerinden olacak. Oyun planımızda değişiklikler olacak demişti İsmail Kartal. Fred'in katılması da elini güçlendirecek arkadaşlar. Yani Fred'in olması, zaten Galatasaraylılar Fred olmasın diye ortalığı yangın yerine çevirmişti, hatırlarsınız. Ve bu yangın aslında kendilerini yakmıştı. Dünyaya rezil oldular yatan oyuncularıyla. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu maç 90 dakika, belki 120 dakikalık bir maç. Ve belki 120 dakikalık maçta ne olacağını kestirmek güç. Yani güç. O yüzden bir şeyler yapması lazım arkadaşlar. İsmail Kartal'ın ve sosyal medyaya yansıyan duyumlara göre İsmail Kartal'dan Joshua King planı. Dusan Tadic'in Süper Kupa'da oynatılmayıp yerine Joshua King'in oynatılmasının planlandığını yazmışlar. Çarpıcı bir yazı kaleme almışlar. Derbi maçta Tadic etkisizdi. Bu sebeple Joshua King'i oynatacak diyorlar. Arkadaşlar, ben normalde üyelere daha önce duyum veririm. Abonelere sonra veririm. Bu seferlik size daha önce veriyorum. Herkese aynı anda veriyorum duyumu. Kesinlikle ve kesinlikle Tadiç'le başlanacak. Herhangi bir aksaklık, herhangi bir değişiklik yok. Onu söyleyeyim. Joshua King tabii ki de kendini kanıtlayabilir. Daha iyi oynayabilir. Daha iyi oynayıp hani o güne kadar formayı kapabilir. Bir şey diyemem. Daha Cuma gününe birkaç gün var. Ama şu an için mevcut şartlarda Joshua King yedek. Tadic as oyuncu arkadaşlar. Bilginiz olsun ha. Yani bilginiz olsun sevgili dostlar. Hocam 70 bine yaklaşan kanalı YouTube nasıl kapatabilir diyor. Arkadaşlar, bizim normalde bir sistemimiz var. Yani mesela bir video yüklüyorsun, ona reklam atıyorsun, ne bileyim işte
kartlar ekliyorsun hani mesela şu video önerisi diye çıkıyor öneriler. Onlar kartlar diye geçiyor YouTube algoritmasında. Hiçbir şey eklettirmediler. Ve Allah razı olsun dünden beri o kadar güzel bir katkınız var ki eski videolara, yeni videolara. Özellikle mesela 2 sene önceki videolara yorum atıldı mıydı? YouTube çıldırıyor. Diyor ki lan bu adamın demek ki her videosu izleniyor. Biz bu adamla uğraşmayalım diyor. Ya kart ekleyemedim. Videolara 24 saate yakın kart ekleyemedim. Normalde kart hemen anında eklenir. Yani anlayın diye sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Anında eklenilir. Ekleyemedim. Artık ağzıma ne geldi? Ana avrat YouTube yönetimine ağzıma ne geldiyse saydım. Yeter artık dedim ya. Bu kadar bir şeyle uğraşılmaz. Bir kanalla bu kadar uğraşılmaz. Niye? Ben Allah razı olsun destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi King'den de memnun kal diyor ama ben diyeceğimi dedim abi. İddia Risk Merkezi Süper Kupa maçına Abdülkadir Bitigen'in atanması sonrasında malum camiayı 2.19'da favori göstermiş. Hatırlayın Fred yoktu. 1.92'de Fenerbahçe favoriydi. Abdülkadir Bitigen'le ilgili de sevgili Ahmet Siral'ın paylaşımı var. Takvim gazetesinden alıntılayıp babası FETÖ'cü çıktı falan filan diye. O gazete manşetini bulmanızı, gazeteyi okumanızı şey yaparım. Ben burada bir şey diyemem. Yani gazetenin iddiası, gazetenin yaptığı haber, kaynak Takvim gazetesi. Yani bana bir şey demek düşmez. Ama Galatasaraylılar son derece memnunlar. Maçın hakeminden memnunlar. Maçın yardımcı hakeminden memnunlar. Nasıl olmasınlar? Nasıl olmasınlar? Yani lisede sınıf arkadaşıyla Galatasaray yüzünden yumruklu kavgaya giren bir orta hakemi kim? Hangi Galatasaraylı beğenecek? Salak olan salak Galatasaraylı yine beğenir. Hani o kadar da Max GS bile beğenir yani. Bilin istedim bunu açıkçası. Mesela Fırat Aydın Usta bir Fenerbahçe ile tartışmıştır Beşiktaş yüzünden. O da öyle. Abi herifler çok güzel algı yapıyor. Bizim 3 penaltımızın verilmediği maç var. Bizim bu kadar sesimiz çıkmadı. Çıkmadı. Fenerbahçe'nin net penaltısı verilmedi Şimanski ile. Verilmedi. Şimanski'nin şutu Nelson tarafından dirsekte kesildi. Penaltı verilmedi. Abdülkerim 14. dakika 50. saniyede zıplıyor. Zıplarken Osayi'ye dirsek vuruyor. Eliyle de topu indiriyor aşağı. O penaltı verilmedi. Tekrarı bile gösterilmedi. Ama Fenerbahçe taraftarı bunu asla paylaşmadı. Niye biliyor musunuz? Bizim taraftarda şey var. Atıyorum ben paylaşsam ya bundan mı medet bekliyorsunuz? Lan manyak. Penaltıysa penaltıdır. Orta geliyor, elle oynuyor. İki parmağının ucu değiyor. Ya bundan mı medet bekliyorsunuz? Oğlum kural penaltı. Kural penaltı. Tabii bundan medet bekleyeceksin. Nereden bekleyeceksin? Newcastle United maçından mı bekleyeceksin? Neyse. Boya ikinci sarıdan atılmadı. Torreira ikinci sarıdan atılmadı. Yerden kalkmadılar. Oyunu soğutmak için her şeyi yaptılar ve mağdur oynuyorlar. Karşımızdaki taktik var ya. Net olarak Fethullah Gülen taktiği bu. Net. Ben FETÖ'cü demiyorum. Ben bunlar Fethullah Gülenci falan demiyorum. Ama o taktikler. Mağduru oyna, garibanı oyna. Hatırlayın 15 Temmuz sürecinden sonra ne dediler? Ya biz işte sadece mağlubiyet yediydik, işimizden olduk dediler. Lan ne mağlubiyet yemesi? Baylok çıkmış telefonunda. 2200 kere Baylok'a girip çıkmış. Sadece diyor mağlubiyet yedik diye FETÖ'den attılar. Biz, ya, sizin haberiniz yok mu? Mesela Kayseri cirit attığı yer. Biz çok şeye şahit olduk ya. Adam diyor ki anamın babamın ölüsünü göreyim diyor. FETÖ'yle hiçbir alakam yok diyor. Bir çıkıyor FETÖ'nün mahrem imamı mı diyorlar. Şey imam hani sorumlusu bölge sorumlusu. Bizim bir öğretmen arkadaş doktorların sorumlusu çıktı. Doktorların öğretmen olarak doktorların sorumlusu çıktı adam. Adam yemin ediyor hiçbir bağlantım yok alakam yok diye. Cezaevine girip çıkan adam diyor ki beni yanlışlıktan attılar. Ha illa ki belki de yanlışlıktan ceza yiyen illaki vardır ama mağdur edebiyatına bakın. 2200 kere bayloğa giren kişi diyor ki sadece maklube yediğimiz için diyor işimizden olduk diyor. Bu da aynı. Fener'in iki penaltısı verilmemiş. Şimanski'ninki verilmemiş. Öbür Abdülkerim'inki verilmemiş. Boey'in atılmamış. Torreira'nın atılmamış. Cicu'nun pozisyonda Cicu'nun pozisyon. Cicu'nun pozisyonda hiçbir şey yok. Dakika 90 taraftarı selam diyor. Gözünün altında morluk yok. Maç bitiyor gözünün altında morluk. Aynı taktik. Yemin ediyorum aynı taktik. Aynı taktik. Bir de ben şeye de ayar oluyorum. Arif Erdem'i, Hakan Şükür'ü siliyorsunuz. Niye siliyorsunuz? Lafa geldi mi de UEFA kazandık, UEFA kazandık. O ikisi olmasa kazanamazdın. Belki üçüncü bir kişi olmasa kazanamazdın. Belki dördüncü bir kişi olmasa, beşinci bir kişi olmasa kazanamazdın. Ama posterden çıkart. O da haksızlık. FETÖ'cüyse FETÖ'cü.
Ya biz neleri gördük Galatasaray'ın ya? Jardel'in eşinin süperstar olduğu zamanları biliyoruz. Şimdi aynısı Van Danara için geçerli. Van Danara daha namuslu Jardel'in eşine göre. Onları gördük. Alakadar eder mi Galatasaray'ı? Taraftar ne der mi? Etmez. Sahadaki top oynayışı önemli. Bitti. Ya sahadaki Önder Turacı vardı Fenerbahçe'de. Eşine şiddet uygulamıştı. Ama Fenerbahçe'de hani öyle haberler çıktı. Fenerbahçe'de oynadığı topa bakarım ben. Uğur Boral FETÖ'cü. Bunları yapıyorlar ya hani. Sanki Uğur Boral Fenerbahçe altyapısından çıktı. Zafer bir yol Fenerbahçeli FETÖ'cü. Sadece bir sezon oynamış Fenerbahçe'de. O da o 24 maça mı ne çıkmış? Kendi şeyleriyle, taktikleriyle saldırdıkları için eğer kabul etseler bu sefer başlarına iş alacaklar. Neyse ya ben bunlarla bu muhabbete girmekten tiksiniyorum. Tadi işte Ceko da aynı şeyi söylüyorlar. Maç boyunca yerden kalkmadı diyorlar. Haksızlar mı? Değiller. Yani oynayamamaktan yakındılar ya. Ya Fenerbahçe'nin taktiğini çok güzel anlamışlar. Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık. Bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz demişler. Tabii bunlar futbolcuların ağzından yazılan şeyler ama tamamen doğru değil. Peki Uğur Meleke ne diyor? Bu noktaya nasıl geldik? Nasıl bu noktaya geldik? Top 43 dakika oyunda kaldı. Ya böyle bir filmi izler misiniz diyor. İzlemeyiz. 97 dakika film, 43 dakika 8 saniyesinde film var. Başka bir şey yok. Ya nasıl böyle bir noktaya geldik? 97 dakika içinde 45 faul, 55 taç, 21 out, 8 korner, 2 offside. Tam 131 kez oyun durmuş. Yani 44 saniyede bir oyun durmuş arkadaşlar. 97 dakika içinde Muslera'nın kalesine isabetli şut gelmemiş. Livakovic'e de Ziyech'ten gelen zayıf bir Hasan Ali'ce şut. Global yayın organlarınca dünyanın en büyük 10 rekabetinden biriydi. İtiş kakıştan başka bir şey üretilmedi. Bu noktaya nasıl geldik? Fenerbahçe'yi mahvetmek yüzünden geldik. Kaygılar hayalleri boğdu. Fred Davinson Sanchez. Ah ah. Derbide liderler sahada yoktu diyor. Türk futbolunun sorunu net. Elbette hakemin kaygısı sahadaki herkesin 10 katı düzeyinde. Derbi İstanbul'da hatta Türkiye'de kıtanın en gergin insanlarından birinin Arda kardeşler olması anlaşılabilir diyor. Çünkü hiçbir medeni ülkede sahaya sivil kıyafetle bir saldırgan dalıp hakem yumruklamıyor. Ben şunu da söyleyeyim. Hırsızın hiç mi suçu yok? Hırsızın hiç mi suçu yok? Hakemlerin başına bu kadar şey geliyor. Hiç mi suçları yok? Bence var. Arda kardeşler bir numaralı Fenerbahçe düşmanıdır. Bir numaralı Fenerbahçe düşmanı. Halil Umut Meler bir numaralı Fenerbahçe düşmanıdır. Bak Galatasaraylılar ağlıyor. Hakem şöyle böyle istifa edelim. Hadi diyorum istifa çağrısında bulunalım. Yok ya onlar da ekmek kazanıyorlar. İşte buna bu taktiklere söylüyoruz. Bunlar belli bir taktik. Hakkın yenildi. Federasyon hakkını yedi. Çok güzel. Kim istifa etsin? İsmail Kartal. Sebep? Hakkımız yenildi. Oğlum hakem şu bu. Boş ver hakemi ya. Federasyon başkanı şöyle böyle. Ha, federasyon başkanından en çok Ali Kaş memnundu. Cümle de çok basit, acınası bir cümle. Fenerbahçe'de Mert Hakan için karar vakti diyor. Arkadaşlar ben birkaç gündür Fenerbahçe Org'a bakmadım. Merak edip bakmadım. Sebebini de söyleyeyim. Mert Hakan'ı antrenmanda falan görür, sinirlenirim diye bakmadım. Şu anda sizin huzurunuzda bakıyorum. Merakımdan bakıyorum. Cuma günü bir maç var. Mert Hakan normal şartlarda oynayabilir. Ama idman görsellerine bakıyorum. Serdar Aziz falan görüyorum arkadaşlar. Gribal enfeksiyonu atlatmış. Cengiz Ünder'i falan hepsini görüyorum. Mert Hakan'ı göremiyorum. Dünkü yani 2 gün önceki idmana bakıyorum. Joshua King, Emre Morlu idman var görselde. Orada da Batshuayi'yi görüyorum. Serdar Aziz'in falan koşusu, Kent'i falan görüyorum. Ama yine Mert Hakan'ı göremiyorum. Bilginiz olsun. Hayır, bakmanız gereken yeri anlattım. Şimdi Mert Hakan Süper Kupa'ya götürülüp götürülmeyeceği tartışma konusu. Yeri alıp almayacağı sıkıntılı. Ben söyleyeyim götürülmesine gerek yok. Boşuna götürüp de yorulmayın. Allah muhafaza uçakta oyuncularımızı falan gaza getirip aşağı falan attırır. Fenerbahçe'ye zaten bir yararı yok. Bir de yetmez gibi futbolcuları tahrik eder. Hiç gerek yok.
Ya biz her şeye katlandık. Ya düşünsenize abi, biz şirket sahibisiniz, bir iş yeri patronusunuz. Elemanın bir tanesi var, ne iş yapıyor, ne bir şey yapıyor. İşe geç geliyor, yetmiyor. Orada çalışanları size karşı tahrik ediyor. Hadi diyor, patrona karşı ayaklanalım. Eğer siz o elemana ekmek vermeyi sürdürürseniz siz ekmeksiz kalırsınız. Benden uyarın. Bu durumda böyle. Çok acımasız değil misin hocam sence? Sence de acımasız değil misin hocam? Çok fazla yüklenmiyor musun Mert Hakan'a hocam? Az bile yükleniyorum. Az bile yükleniyorum. Ya benim paramla beni kimse rezil edemez. Ben Feneryum'dan şuradan buradan ürünler alıyorum. Siz alıyorsunuz. Almıyor musunuz? Niye? Mert Hakan Bey hakeme sinirlensin. Arkadaşını da tahrik etsin de Galatasaray maçını kazanamayalım diye. Fred ilk Galatasaray maçında olsaydı o maçı kazanırdık. Bu maçı kazanırdık. Neyse. Son haberimiz Martial'den kötü haber. Erik ten Hag Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Antonio Martial'in geleceğine ilgili konuşmuş. Kendi geleceğine ilgili de konuşsaymış. Direkt. Ne demiş direkt? Satmayacağız demiş. Martial halen tam olarak iyileşmedi. Sözleşmesi görüşmelerinde bir gelişme olursa bunu ilk benden duyarsınız. Ocak ayında Antony'yi satmayı düşünmüyoruz. 28 yaşındaki forvet bu sezon Manchester United formasıyla çıktı. 19 Ekim maçı 2 gol 2 gol asist kaydetti. Satmayın lan. Satmayın. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Martial'i çekse, Batshuayi'yi gönderse tarihi bir başarı elde etmiş olur. Harbi söylüyorum. Tarihi hani şimdi ben bir cümle kuracağım. Yanlış anlaşılır diye kuramıyorum. Hani eşekten inip ata binmek diye bir tabir kullanırlar ya. Hocam Batshuayi eşek dedi diyeceksiniz. O yüzden demiyorum. Ama kalite çok ciddi artar. Yani iki futbolcu şöyle yan yana karşılaştırıyorum. Çok ciddi bir kalite artışı olur. Ama ben bir şey söyleyeyim. Erik ten Hag satıyoruz satmıyoruz dediğine siz bakmayın. Martial konusunda bence şimdilik kimseye inanmayın. Bence inanmayın. Bir de şuna söyleyeyim. Önemli duyum verirken de elime bardak almayı çok severim. Her futbolcunun bir değeri vardır. Değerini bulan her futbolcuyu satarlar. Satmıyorlarsa da transfer görüşmeleri devam ediyordur. Ama yaklaşmıştır. Biz bu arada Fred Manchester United'dan kaça almıştık? 9.75'e mi aldıydık ya? Vay be. Şimdi Martial mesela 9.75'ten daha aşağı alsak Fred'den bile ucuza der miyiz? Deriz, değil mi? Neyse yönetim çalışsın bakalım. Çalışmalarını sürdürsün. Yani mesela şimdi atıyorum 7 milyon euroya Batshuayi'yi satsak 850'ye ya da 8.250'ye Martial'i alsak 8.250'ye fazla olur değil mi? Sözleşme bitimine çok az kaldı. 7'ye Batshuayi'yi satalım. 6.150'ye alalım. 4.250'ye alacak halimiz yok. Neyse ben Erik ten Hag'a katılmıyorum. Satılmayacak hiçbir futbolcu yoktur. Yeter ki doğru değeri verin. Derim. Hani bazen de bir şey söyleyemezsin. Çünkü sen söylersin. Mesela transfer iyi gidiyordur. Sen bir şey söylersin. Transfer mahvolur. Bu sefer de derler ki şöyle olur, böyle olur. Senin yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu, şunun yüzünden oldu diye. Yani öyle işte yani ya. Durumlar bunlar arkadaşlar. Garip garip işler. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe futbolcularına ciddi teklifler var. Gitmesi muhtemel isimlere de ciddi teklifler var. Mesela Osayi Samuel. Osayi Samuel'e çok ciddi teklifler var. Ama Osayi gider mi gitmez mi ben bir şey diyemem. Fakat Martial konusunda ben Erik ten Hag'a katılmadığımı bir kez daha hatırlatayım. Kesinlikle Erik ten Hag'a katılmıyorum. Öyle işte ya. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.